arkadaşlar merhaba. Ben Cihan. Şu an Girne Limanı'ndayız ve Türkiye'ye geçiş yapacağız birkaç arkadaşımla beraber. Hep beraber göstereceğim sizlere onları. Şimdi biletimizi kestireceğiz. Hızlı hızlı yapalım. Çünkü bir saatten az bir zamanımız kaldı. Hem size böyle zaman kavramını göstereyim. Geldiniz limana kaç dakika derledebilirsiniz. Hem onu göstereyim hem de yapılacak işlemleri ve masrafları göstereceğim. Geçen sene yaptım bunu. Şimdi daha profesyonel ve daha yeni versiyonunu yapıyoruz. Haydi başlayalım. Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. Fuck their eye like Somo, 'cause we be going off on the off nights. 'Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know, or maybe they starting to. 'Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. 'Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic when you roll with us, and we won't live forever. But I will remember when I make it. I met you in the summer. And I came to your town. We fell in love. And we burned it to the ground. And we could be together, baby. Adın ne abi? Zekeriya. Zekeriya? Okey. Eline sağlık. Elin yandıysa kusura bakma. Yok, hayır. Şimdi, buyur abi. Bu kişinin Cihan Koç'un bileti. Tamam. Bu da motoru. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi abi adın neydi? İsmail. İsmail abi koparttı şimdi biletlerin yarısını. Şu gördüğünüz 76 liralık olan motorun vergisi. Şu arkadaki de benim biletim. Onun vergisi de 40 lira arkadaşlar. Bizim ekip burada. Ege, Tarık. Tarık'ı hatırlıyorsunuz. Ege'yi de hatırlıyorsunuz da Tarık daha çok var videoda. Mor BM'li. Böyle şey Apache olan bu. They don't need no makeup though. They just trying to party. Live too fast to take it slow. Got summer flings and these summer things. But we just making memories. Just promise you'll remember me in that time. When I met you in the summer. And I came to your town. We fell in love. And we burned it to the ground. And we could be together, baby. But I gotta leave soon. I gotta leave soon. Everybody's listening now. Oh, we got nothing to lose. When I met you in the summertime. Whoa. The summertime. The summertime. I met you in the summertime. The summertime, yeah, yeah, yeah. When I met you in the summer. Arkadaşlar selam. Şimdi gemiye bindik. Akgünlere çok teşekkür ederim. Bu arada çok ilgilendiler bizimle. Şimdi şöyle bir genel izlenimlerimizi anlatalım. Bir şeyler göstereceğiz şimdi. Şu an Akgünler'in böyle bir 15 dakika falan kalkacak olan gemisindeyiz. Şurada başka bir firma var. Şurada bizim Tarık var. Şurada Akgünler'in başka bir gemisi var ve şunu da göstermek istiyorum. Şurada zoomlayacağım ben orayı şimdi. Orada bir tane deniz otobüsü var Akgünler'in yine. O deniz otobüsüyle eğer hani uçak korkunuz varsa veya işte Mersin'de, Alanya'da işte Taşucu'nda oturuyorsanız direkt 2 saatte o deniz otobüsüyle gidebiliyorsunuz buradan. Bilginiz olsun. Tam 2 saatte Mersin'de oluyor mesela. Buna da değinelim çünkü uçak korkum var diyen birkaç arkadaş mesaj atmıştı bana. Onların işine yarayacak bir bilgi bu. Ve şunu da göstermek istiyorum. Manzara çok güzel. Bu arkamda görmüş olduğunuz böyle uçsuz bucaksız dağ görüntüsü var ya arkadaşlar. Bu dağların adı Beş Parmak Dağları ve Girne boyunca uzanıyor. Aslında Kıbrıs boyunca uzanıyor. Hani Kıbrıs'ın bir ucundan bir ucuna bu dağları görebilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu hani sonsuz dağ görüntüsü çok hoşuma gidiyor benim. Gerçekten Girne'nin en sevdiğim yanı şu manzarası. Arkadaşlar şu gördüğünüz Kıbrıs ruhsatı biraz böyle vardır şeydir, kallavidir, büyüktür. Şöyle bir şey, oha kaç kişi almış kanka senin arabayı? Bütün böyle arabayı almış kişilerin adlarını, bilgilerini bulabilirsiniz burada. Şimdi Ege'nin arabası Kıbrıs plaka. Kıbrıs plaka olduğu için ilk defa Türkiye'ye gidecek ve Türkiye sigortası yaptırmak zorunda. Geçen sene bunu yaşadım. Limanda eğer sigorta yaptırırsanız 2-3 katı fazla para alıyorlar sizden. O yüzden ya internetten yaptır ya orada tanıdık varsa ona söyle o yapsın dedim.
Şu an onu yaptırmaya çalışıyoruz bir tanıdığıyla. Hani oraya gittiğinde hazır sigortası olsun. Ama kanka gel, bunu sen de duy. Sigorta yaptıracaksın ya, poliçeyi limana getirmesi gerekecek. Babana söyle, babası gelecek limana Ege'yi karşılamaya. Poliçeyi getirsin kanka. Tamam. Abi köpek cimcim gibi kokar mı ya? Arkadaşlar selam. Şimdi yanıma Ege'yi aldım. Onun Kıbrıs plakalı arabası var. Türkiye'ye götürüyor. Ben de Türkiye plakalı motorumu geri Türkiye'ye götürüyorum. Gezmeye gidiyorum. Geri getireceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Kamerada fotoğrafını çektim. Bana yazdılar. Hangi limanın kaç lira vergisi var? Hangi limana ne kadar ödeyeceğiz? Bunları yazdılar bana. Hemen buradan okuyacağım size. Yine limanından çıkış yapacaksınız. Ödemeniz gereken vergiler şunlar. 40 lira yolcu için alıyorlar. Girne'den çıktınız, taş ucuna geldiniz. Taş ucuna gireceksiniz. 70 lira araç için vergi alıyorlar. Kişi için vergi almıyorlar. Ondan sonra buraya ben ekstra yine dönüş için de not ettirdim. Taş ucundan çıkacağınız zaman 70 lira araç, 30 lira da yolcu vergisi ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bazen limanlar ortaklaşa iş yapabiliyor. Biletlerin içine dahil ediyorlar veya işte iki limanın vergisini birlikte alıyorlar. Sonra onlar aralarında hallediyor yanlış bilmiyorsam. Tek seferlik gittiğinizi varsayarsak 40 lira yolcu, 6 lira araç. Karşı limanın da 70 lira araç vergisi var arkadaşlar. Yani 116 lira vergi ödemek zorundasınız tek seferlik gidiş için. Şimdi Ege'ye soralım. Kıbrıs plakalı araç aldı. Hani birçoğunuzun yapacağı gibi veya yaptığı gibi. Kıbrıs'ta olan arkadaşlar da çok izliyor çünkü. Soralım şimdi. Kıbrıs plakalı araç götürmek için ne işlemler gerekiyor? Ege anlatsın. Buyur. Hazır elinde de biletler var. Bir kere biletinizin olması gerekiyor. İkincisi aracınızın tüm belgelerinin olması gerekiyor. Sigortanızın olması gerekiyor. Vergilerinizi ödemiş olmanız gerekiyor. Aynen. Bir de araç kayıttan bir tane belge almanız gerekiyor. Araç çıkış belgesi diye. Aha. Bu belgeyi de alırken 186 lira para ödüyorsunuz. Tamamdır. O araç kayıt dairesi Lefkoşa Merit Otel'in karşısında arkadaşlar. Oraya gittiğiniz zaman sorsanız zaten gösteriyorlar. Onun dışında ödediğim vergileri de söyle kanka. Şeyde. 76 TL bir vergi ödedim. Onun dışında 50 lira bir vergi daha ödedim. 40 lira bir vergi daha ödedim. Bunların hepsi hem kişinin vergisi hem aracın vergisi hem de iki limanın vergisi arkadaşlar. Toplam 3 vergi alıyorlar. İşte biletin içinde bunu dahil edebiliyorlar size kolaylık sağlamak için, bilginiz olsun. Taş ucuna vardığımızda ayrıca Türkiye için de bir sigorta yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadan limandan çok güzel konuya değindin. Arkadaşlar size tavsiyem şu. Az önce zaten bu kısmı izlemeden önce göstermiş olmam lazım. Ege'nin şu an Türkiye sigortası yok aracının. Şu an orada babası ona Türkiye sigortası yaptırmaya çalışıyor. Ve mutlaka gelmeden önce yaptırın. Hani mümkün olduğunca 3 aylık falan yaptırın eğer böyle kısa süreliğine gideceksiniz. 3 aylık falan yaptırın çünkü bir aylık neredeyse 3 aylık fiyatını oluyor. Onun dışında eğer limanda yaptırırsanız 2-3 katını ödemek zorunda kalırsınız. Öyle bir sıkıntı var. Herde depolarını fullemeyi unutmasınlar. Arkadaşlar duydunuz. Kıbrıs'tan çıkarken depolarınızı mutlaka fullleyin. Benim şu an yarım depom var. Ben fullemeyi unuttum. Burada benzin 4 küsür. Türkiye'de 6.30 şu an yanlış bilmiyorsam. Aynen. Bu videoyu siz ne zaman izlersiniz bilmem. O zaman artmış azalmış olabilir de azalacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Bir de arkadaşlar İncir'le beraber şeyden motosikletten bahsedelim. İncir konuşmak ister misin? Şimdi limana geldiniz. Biletinizi aldınız. Limanın içinde bilet satan firmaların acenteleri var. Oradan gittiniz, sıraya girdiniz, biletinizi aldınız. Pasaportunuzun, aracınız varsa ruhsatınızın, işte belgelerinizin hepsinin olması lazım. Onları veriyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. İşte orada ödemelerinizi falan yaparsınız eğer online almadıysanız. Ondan sonra pasaport ve bilet kontrolü yapılıyor. Bu havalimanlarında da olur ya, ilk şeyden geçersiniz. İşte bu uçağa binecekleri alırlar sadece içeri. Pasaport ve biletinizi kontrol ediyor ilk kısım. İkinci kısım da TR plakalı araçlar için konuşuyorum. Ruhsatınız, sarı kağıdınız, yani Kıbrıs'a girerken size sarı kağıt veriyorlar, adı öyle geçiyor. Yabancı plakalı araçlara verilir. Onu kontrol ediyor, bir de pasaportunuza bakıyor işte. Bu evraklar sizin mi değil mi, araç sahibi siz misiniz değil misiniz? Bunlara bakıyor işte, ödenmemiş bir cezanız bir şeyiniz var mı? Şöyle ceza konusuna değineyim, bu çok önemli aslında. Birçok arkadaşın sorusu var işte, ben radara takıldım, radar cezam var.
Çıkarken beni işte çıkartmazlar mı, alırlar mı, almazlar mı gibi sorular soruluyor bana. Ceza sistemi şöyle, cezayı yediniz, işte imza aldınız, imza alamadınız bilmiyorum. Bunun bir süresi var, o süreden sonra sizi mahkemeye çağırıyorlar. Niye ödemedin diye soruyorlar. Bu mahkeme sonucunda size diyecekler ki şu kadar cezan şudur şudur, ödeyeceksin veya tamam sen haklısın, cezan iptal diyecekler size. Eğer mahkeme şu kadar lira ödemek zorundasın derse o zaman ülkeden çıkarken o cezayı ödemek zorundasınız, yoksa çıkamıyorsunuz. Ama mahkeme bu cezayı ödeyeceksin demediği sürece ülkeden çıkabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Ondan sonra bu sarı kağıdınızda da falan böyle bir problem yoksa geçiyorsunuz. Yeminiz hangisiyse ona yanaşıyorsunuz. Kapıda biletinizi kontrol ediyorlar, sizi alıyorlar, aracınızı yerleştiriyorlar içeri. Ondan sonra 5 saat, 5,5 saat gibi bir süresi var. Rötar vesaire olabiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani süreler esneyebiliyor. Böyle bir durum. Çok uzun uzun işlemlere gerek yok. Birazdan ineceğiz, taş ucunda ineceğiz. Daha hani çok fazla gözükmüyor ama sis var anladığım kadarıyla. Limandan Ege ve Tarık'la ikisiyle ayrılacağız arkadaşlar. Ondan sonra ben Antalya'ya devam edeceğim. Onlar Adana, Mersin'e devam edecek. Değil mi? Türkiye'ye gidene kadar bunları yaptık. Orada bana bir vergi ödemeyeceksin dediler. Biz o limanın vergisini buradan aldık. Hani sana kolaylık olsun diye dediler. Bu her müşteriye geçerli, sadece bana değil. Durumlar böyle arkadaşlar. Getir. Eline sağlık. Bugün gemi yolculuğumuzda Cihan Koç ve Ege Kahraman'la birlikteyiz. Bir de incir var, incir. Ha, inciri unutmayalım. İncir daha yavru olduğu için ona bilet kesmedik. Bugün Cihan Koç sayesinde VIP kısmında gittiğimiz için çok mutluyuz. Cihan Koç'a teşekkür ederiz ve Akgünler Turizm LTD ŞTİ'ye. Bunların yanı sıra güneşin batışını izlerken taşuna doğru yaklaştığımızı farkındayız. Ve yolculuk çok güzel. Her şey gönlünüzce olsun.